Kimyada özellikle organik kimyada en çok sıkıntıya sebep olan konulardan biri gösterim, sınıflandırma ve adlandırmadır. Bu ve önümüzdeki birkaç videoda gösterim, sınıflandırma ve adlandırma konusunda sağlam bir temel atmak istiyorum. Sonra konunun kalanının da o kadar zor gelmeyeceğini düşünüyorum. Başlangıçta biraz genel kimya tekrarı gibi olacak. Mesela bir karbon zincirimiz olsun. Aslında buna zincir demek çok saçma. Çünkü sadece bir karbonumuz var. Ve bu karbona bağlı 4 tane değerlik elektronu var. 8'e tamamlanmak istiyor. 8'in bütün moleküller için sihirli bir sayı olduğunu genel kimya videolarında görmüştük. Molekülün kararlı bir yapı kazanmasını sağlıyor. Bunları biliyoruz. Hidrojen bağ oluşturmak için en uygun ortağımız. Karbonun 4 değerlik elektronu var demiştik. Burada da gösterelim. Hidrojenin de 1 değerlik elektronu var. İkisi de birer elektronlarını paylaşıp mutlu mesut yaşayabilirler. 8 sayısının hidrojen ve helyum hariç tüm elementler için sihirli sayı olduğunu söylemiştim. Bu ikisi zaten mutlular. Çünkü sadece 1s orbitallerini doldurmaya çalışıyorlar. Bu yüzden onların sihirli sayısı 2. Şu anda tüm hidrojenler 2 elektronları varmış gibi davranıyor. Karbonsa 8 elektronu varmış gibi davranıyor. Bunu göstermenin birkaç yolu var. Elektronları açıkça görebilecek şekilde yazabilirsiniz ya da küçük çizgiler çizebilirsiniz. Bu molekülü yani metanı aslında şöyle de gösterebiliriz. Moleküle neden metan dediğimizi, bu ismin nereden geldiğini daha sonra bu videoda göreceğiz. Bu yapıyı şu şekilde de yazabiliyoruz. Bir karbon ve ona bağlı 4 hidrojen. Bağları böyle çizme sebebimi tahmin ediyorsunuzdur. Her bir bağ 2 elektron içeriyor. Bir elektron karbondan, diğeri hidrojenden. Şimdi biraz daha uzun zincirleri inceleyelim. Mesela bu sefer 2 karbonlu bir zincirimiz olsun. Şunu 3 karbonlu yapalım ve gerçekten bir zincire benzesin. Ortada bir karbonumuz var. Ve bu karbonun etrafında 1, 2, 3, 4 elektronu var. Belki burada bir karbonumuz daha olabilir. Bir saniye, bu karbonu biraz daha koyu bir sarı ile gösterelim. Evet, burada 1, 2, 3, 4 elektronlu bir karbonumuz oldu. Bir diğer karbonu da ilk karbonun sarısıyla gösterelim. Bu durumda 3 karbonlu bir zincirimiz oldu. Ve 1 2 3 4 değerlik elektronu var. Diğer elektronlarsa eşleşmemiş. Aksini belirtmediğimiz sürece hidrojenle eşleşecekler. O halde hidrojenler karbonların etrafına yerleşecek. Buraya bir hidrojen gelecek. Buraya da buraya da bir hidrojen de buraya gelecek. Burada da bir hidrojen olacak. Burada da az kaldı. Burada da ve son olarak burada da olacak. Şimdi dikkat. Çizdiğim moleküler yapıda 3 karbon var. Her biri 4 bağ oluşturabiliyor. En soldaki arkadaş 3 hidrojenle ve 1 karbonla bağ yapmış. Bu ise 2 hidrojenle ve 2 karbonla. Bu arkadaş da 3 hidrojenle ve buradaki karbonla bağ yapmış. Bu son derece doğru bir moleküler yapıdır ancak bütün bu değerlik elektronları çizmek biraz zaman alabiliyor. O yüzden genelde en azından bu yapı için şunu yaparız. Sonra bu videoda göreceğiz. Daha basit yollar da var. Ama en azından istiyorsanız şu çizgilerle de gösterebilirsiniz. Şöyle gösterelim. Elimizde 3 karbon olacak. Hatta bunlar hidrojenlere bağlı. Böyle bir gösterimi görmeniz pek mümkün değil. Çünkü biraz deli işi. Hidrojenleri yerleştirmeye devam ediyorum. Hidrojen, hidrojen, en azından yazması deli işi. Çünkü sonsuza dek sürebilir ve karışık gelebilir. Çünkü elektronların nereye bağlı oldukları açıkça belli değil. Yazabileceğim kadar açık yazdım. Burada iki elektron var ve bu ikisi onları ortaklaşa kullanıyor. Umarım yeterince açıktır. Çizgilerle gösterseydik işte böyle görünürdü. Biraz daha temiz ve çizmesi kolay. Soldaki ve sağdaki gösterimlerin her ikisi de aynı şeyi ifade ediyor. Evet, şimdi biraz daha detaylı bakabiliriz. 3 karbonlu bir zincirin tüm bağları tekil bağsa o bir propandır. İsimleri de hemen yazalım. Bu bir metan. Bu kafeyi ve neden böyle adlandırıldığını çok yakında göreceğiz. Bu bir metan, bu da propan. Propanı göstermenin daha basit yolları da var. Mesela şöyle yazabiliriz. Bu bağları açıkça yazmak yerine bu kısmı CH3 olarak yazabiliriz. CH3 CH2'ye bağlı. Daha sonra CH2 CH3'e bağlanıyor. Önemli bir nokta, doğru moleküler yapıyı anlattığı sürece gösterim şekliniz fark etmez. Bu da son CH3 böyle böyle ya da böyle gösterebilirsiniz. Molekülün yapısını zaten biliyorsunuz. O halde herhangi birisi verildiğinde diğerini çizebilirsiniz. Üstüne üstlük bunu göstermenin oldukça kolay başka bir yolu daha var. Şöyle yazabilirsiniz. Başka renkle yazalım. 3 karbonumuz var. 1, 2 ve 3. Bu seferki şaka gibi. Çok basit. Nasıl olur da bu bumeranga benzeyen şey çok karmaşık yollarla çizilen bu kadar büyük yapılarla aynı şeyi ifade edebilir? Evet. Kimyada, özellikle organik kimyada bu gösterime çizgi bağ formülü ya da çizgi açı formülü diyoruz. Bu karbon zincirlerini ya da organik molekülleri göstermek için en kolay ve muhtemelen en kullanışlı yoldur. Bazen yapılar çok fazla karmaşıklaşabiliyor ve tüm hidrojenleri çizmek tam bir eziyet haline geliyor. Böyle bir çizim gördüğünüzde her çizginin uç noktalarında birer karbon olduğunu varsayın. Yani eğer böyle bir çizim görürseniz, farz edin burada, burada ve bu uç noktada karbon var. Karbonun dört bağ yaptığını biliyoruz. Burada herhangi bir yük yok. Öyleyse tüm karbonlar dört bağ yapacak. Mesela bu karbon iki bağ yapmış. O zaman diğer iki bağda hidrojenle yapacak. Eğer bunlar çizilmemişse siz buralarda hidrojenler olduğunu varsayın. Bu arkadaş bir bağ yapmış. O zaman 3 tane hidrojenle bağ yapacak. Bu arkadaş da bir bağ yapmış. O zaman 3 tane hidrojene bağlanacak. Aslında bu küçük çizgi açılı formu çizerek bu gösterimle diğerleriyle birebir aynı bilgiyi sağlamıştım. En son çizdiğim gösterimle sık sık karşılaşacaksınız. Çünkü bu her şeyi daha çok kolaylaştırıyor. Bazen de şu ikisi arasında bir yapı göreceksiniz. Şöyle çizilmiş bir şey görebilirsiniz. CH3 yazılmış, sonra böyle bir şey çizilmiş. Aslında bu da moleküler formülü gösterimle birleştirilmiş bir gösterimdir. Uç noktalarında CH3'ler var. İç kısımda da CH2 var. Bu uç noktasında karbon olduğunu düşünüyoruz. Karbon da iki hidrojene bağlı. O halde tüm bunlar karbon zincirlerinin ve organik bileşiklerin moleküler yapılarını çizmenin doğru yollarıdır.